Amerikan basın özetlerine New York Times'la başlıyoruz bugün. New York Times 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'daki ilişkilerini mercek altına alıyor. Gazete uzun yıllar boyunca Suudi Kraliyet ailesinin gayri resmi sözcülüğü ve danışmanlığını yapan kral ve prenslerin sırdaşı olan Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın dizginleri eline almasından sonra ülkesinde gazetecilik yapmasının ve yazı yazmasının engellendiğini bildiriyor. Habere göre Kaşıkçı Batı'da güvende olduğunu hissederek gazetecilik kariyerine Washington Post yazarı olarak devam etmeye başladı. Ortadan kaybolması, Suudi gazetecinin demokrasi yanlısı görüşleri, Suudi kraliyet ailesine uzun yıllar verdiği hizmet ve siyasi İslam'a yakınlığı arasındaki dengeyi de gündeme taşıdı. Gazete Kaşıkçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da kişisel bir bağ oluşturduğunu, Erdoğan'ın bu nedenle dostunun akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'dan bir açıklama beklediğini hatırlatıyor. Habere göre birçok Suudi gibi 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı cihadı savunan Kaşıkçı, uluslararası arenada ilk kez Üsame Bin Laden söyleşisiyle öne çıktı. Afganistan ziyaretleri ve Suudi istihbaratının başındaki Prens Türkiye El Faysal'la olan ilişkisi, Kaşıkçı'nın casusluk yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Birçok arkadaşı Suudi Krallığına hizmeti boyunca Kaşıkçı'nın seçimlere dayalı demokrasi ve Müslüman kardeşler tipi siyasi İslam'a olan sempatisini sakladığını söylüyor. Washington Post'a Başkan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın Orta Doğu barışı açısından kilit olarak gördüğü Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la kurduğu ilişkinin Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması üzerine tehlikeye girdiğini yazıyor. Gazete Kushner'ın Veliaht Prensi petrol zengini aşırı muhafazakar Suudi Krallığına reform getirecek kişi olarak öne çıkardığını hatırlatıyor. Ancak Kushner, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürülmüş olma olasılığına rağmen Muhammed Bin Selman'a sırt çevirmeyeceğinin de sinyallerini veriyor. Kushner ve Trump, İran'a karşı en güçlü müttefiklerden biri olarak kabul ettikleri Suudi Arabistan'la yapılan silah anlaşmalarından da vazgeçeceğe benzemiyor. Kushner'ın Suudi Arabistan'dan bir başka beklentisi ise İsrail-Filistin barış sürecine destek vermesi. Ancak gazeteye göre Kaşıkçı olayı Kushner'ın Muhammed Bin Selman'la ilişkileri açısından bir dönüm noktası olabilir. Wall Street Journal ise geçen hafta özellikle teknoloji firmalarının hisselerinde yaşanan düşüşün küresel etkileriyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Amerika dışındaki piyasaları da vurduğunu, Uluslararası Para Fonu IMF'nin bu yıl ve 2019 için büyüme tahminlerini düşürdüğünü yazıyor. Habere göre gerek Çin ve Hong Kong, gerekse Avrupa'daki borsalar geçen haftayı kayıplarla kapattı. Çin yatırım devi Tencent Holdings'in geçen hafta borsada yaşadığı kaybın Standard & Poor's 500 endeksindeki 15 firmanın kaybından büyük olduğu bildiriliyor. Diğer Çin teknoloji devleri Baidu ve Alibaba grubunun da %15 civarında değer kaybı yaşadığı görülüyor. Gazeteye göre son haftalarda kızışan ticaret savaşları küresel teknoloji arz talep zinciriyle ilgili kaygıları artırdı.